Allah'ın tahtında insan var canlarım. Kelamı kodlayan bil ki kervandır ve biz o kervanı kodlayabilen insanlığız. Kaynağa insanı koyun ve deyin ki ol. Barış diye bilinen o yoğunlaşmayı gerçekleştirin. Sonra dürümleyin dili, ilmin kalemini kontrol altına alın, seviyenizi yükseltin ve diğer dediklerinizle olun. O diğer dedikleriniz sessiz kalmasınlar, sessizliği kodlasınlar ve muktedir olsunlar. O zaman her bir dil Allah'ın dili olur ve o diğer dedikleriniz sistem, nizam ve düzen gücü olarak sizleşirler. O zaman ben dersiniz, ben. Herkes o bende dirilik kodu olur. Yaratın ama yaşatın. Yaman bir dünyadır bu dünya. Yaratın ama hak edin. Sahaları kodlayın ki kontrol kurabilin. Yaratın, yaşatın ve hakikati kodlayın ki mutlak olun. Mutlak olmak muktediriyetle mümkündür. İmparatorluğun görevini hak edin. Hakikatle dilleyin ve deyin ki özün sözüdür ilim. O zaman Allah'ın dediği aklın dediğidir. O zaman hakkın kalemi sistemin kültüdür ve sizler o zaman mutlak olursunuz. Şu ana kadar nefes alıp nefes veren herkes ağır yük taşıdı canlar. Biliniz Allah'ın ilmidir kelam ama hakkı, hakikati anlamayanın kelamı mutlak kurullarda kontrol kurucu tohumlamayı gerçekleştiremez, doğumlamayı gerçekleştiremez. Miraç kapıları vardır ilmi kaha olanda. Herkes o miraç kapılarına ulaşmaya çabalar. Nesiller dümene oturttuklarıyla bunu hak etmeye çabaladılar. Ne yazık ki doğanın gücünü bilemediler, anlayamadılar, hakkın kapısı olarak dürümlerde dinleyemediler ve yarınlara varamadılar. Nesiller boyu dünya dedik hep. Deminden beri beden alıp beden vermekten söz ediyoruz. Ama kelam olmadan yaşam olmaz, bunların iyi bilinmesi gerekir. Neden davayı kaybettik biz bilir misiniz? Soruyorlar. Neden biz davayı kaybettik? İyi anlayın ki biz davayız. Kaybeden kelamı kaybedendir. Hasatı kodlayamayan kelamı hologram olandır. Biz davayız canlar. Dava. İnsanlık davasıyız biz. Ayrılık yok ki. Kil kum olan insan ayrılığı kodladığında Işığı hiç olmaz ki. Ama insan kil ve kum olduğu anda kontrol kurarak ışığı kayda alıp kendini halik kılarsa işte o günden sonra o insan kendini hak etmiş ve hakikatini dinleyebilen birlik kalemi olmuştur. O birlik kalemi tüm insansılığın insanlığındaki kelama dönüşür. Ve tüm insanlık orada mutlu olur. Bütün amacımız her insanın kalem olması ve hakikiyetini hak edip dinlemesidir. Her insan bir tektir ama bir tek oluşu mutlak oluşudur. Her insan muktedirdir, mahrektir ama kendini anlamaz ki. Anlaması için aklın kalemi olması gerekir. Hakkın kapısını bulması ve yolu hologramdan kodlayıp kontrol dışı kayıtlamalardan da aşıp gerçeğe vardırması gerekir. Hangi dünya daha güçlüdür diye sormuştular. Ve demiştik ki dünya. Bu dünya. Ama yine soruyorlar. Niye bu dünya diye. Yorgun, bitkin bir insanlık. Ama hırsı var. Ama kırılışları var. Ama yığın yığın çatışmaları var. Ve her şey var. Ama bu dünya herkesin gücü. Ama özür dilerim. Neden bu dünya daha güçlü bir dürüme varmaya çabalıyor? Hemen herkes bugün burada ve bize bu soruları yöneltiyorlar. Ruhun kapısı varsa ruhun hasatı da var. Peki ruh hakkın kapısını bulmuş mu acaba? Bulmadan mı gelmiş yaşama? Yoksa yarınları hak ederek mi dillenmiş? Ve biz dünya planetine görevi kodlarken nesiller boyu doğanın gücü olarak burada bu yaşamda kendimizi mi aldatmaya çalışmışız acaba? Dağlarım, sanal boyutlar hep bir tek olmaya çalışıyorlar.
Yazı yazarken de bu birliği kodlamaya çalışıyorlar. Yanlış yapmayalım. Hepimiz tekiz ama kimse o tekliği hak edip dinleyemiyorsa, bir tek olsa da tahtitsiz değildir. Hadi gelin insanı hak edelim ve anlamaya çalışalım. Neden insan? Uzak, çok uzak bir gezegenin kelama hologramda kodlandığında hani nerede o insan? Bence insanı anlatalım şu anda.